Konu Adıyaman'a bağlayan tek köprü üzerinde bulunuyoruz. AKP hükümetlerinin sınır tanımaz, doğa tanımaz, yaşam hakkı tanımaz bir şekilde yandaşlarına yaptığı bu maden arama kıyakları sonunda görüldüğü gibi kontrolsüz bir şekilde burada hafriyat yapılmış. Hafriyatta da gene görüldüğü gibi heyelan yarıkları oluşmaya başlamış zaten. Toprak büyük bir ihtimalle hepsi dere yatağına kayacak. Köprüde çok ciddi hasar var zaten. Biz daha evvelki yıllarda buraya çevreden sorumlu genel başkan yardımcımız Gülüzar Karaca Biçer hanımefendiyle birlikte gelip burada doğanın çok ciddi tahrip olduğunu, bu konuda önlem alınmasını gerek valiliğe, gerek MİGİM'e, gerek devlet su işlerine defalarca belirttiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Sadece ve sadece kapitalist bir düşünceyle buradan ne para kazanırız hesabıyla çalışan firmalar, görüyorsunuz doğayı ne yaptığını. Özellikle şuraları çekmenizi istiyorum Emin Bey. Yani bunların görülmesini istiyorum. Bu bir doğa katliamıdır. Bu yayla konak halkına verilen en büyük azaptır. Bu konuda defalarca ve defalarca sevgili belediye başkanımızın, milletvekilimizin, genel başkan yardımcılarımızın, il örgütümüzün müracaatı olduğu halde hala hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Yukarı taraflarda heyelan çatlakları iyice derinleşmiş gördüğünüz gibi. Bunlar büyük bir ihtimalle en ufak bir yağmurda akıp dereye gelecektir. Derede de aşağıda sulu tarım yapan arkadaşlarımızın arazilerinin hepsi balçıkla kaplanacaktır. Can güvenliği yoktur. Şu anda da zaten kaplanmış durumda. Bunlar geldiği zaman tamamen orası belki de 5-10 metre yüksekliğinde, 3-5 metre yüksekliğinde bir toprak yığınıyla karşı karşıya kalacaktır. AKP hükümetini tekrar buradan göreve davet ediyoruz. Doğamıza kıymayın. İnsanlarımızın 3-5 tane firma için, 3-5 tane maden çıkartan firmanın kazanacağı para için insanlarımızın hayatını bitiriyorsunuz. Bütün yayla konak halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.